Vaziyet programının konuğu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oldu. S Grup Genel Koordinatörü Ali Baş ve Anadolu Gazetesi Köşe Yazarı Arif Ambar'ın sorularını yanıtlayan Başkan Kurt çok özel açıklamalarda bulundu. Aşağı yukarı 4 ay gibi bir süre çok ciddi bir çalışma temposuyla seçimi tamamladık Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kırsala yönelik projelerini değerlendiren Başkan Kurt Köylünün yarasına parmak bastık dedi. Kırsala ulaşmanın yolu. Şimdi bazıları e, Yılmaz Hoca için e, işte politikayı bilmez efendim e, vizyonu yok misyonu yok filan gibi bir sürü ha hakarete varan şeyler söylüyor. Bakın Yılmaz Hoca büyüklüğünü bir kere daha gösterdi. Kırsal kalkınmanın altını çizdi önemini bu seçimde bütün adaylar Yılmaz Hoca'dan sonra hepsi kırsalda ne yapacağıyla ilgili proje açıklamaya çalıştı büyükşehir adayları. Evet. Ee, niye? Çünkü Yılmaz Hoca bir şey yakaladı. Şu anda Eskişehir'de biz eskiden sadece merkezde birinci oluyorduk. Kırsalda kaybediyorduk. Şimdi kırsalda da birinciyiz. Evet. Niye? Çünkü köylünün yarasına parmak bastı. 100 yıldır, 70 yıldır, 50 yıldır, 30, 17 yıldır bu iktidarın yapmadığı işleri yaptı. Tarım Bakanlığı var mı? Var. Efendime söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı var mı? Var. İşte Eğitim Bakanlığı. Yani köyle ilgilenecek bütün bakanlıklar var. Devlet bütün yetkiyi kendine almış. Ama köylünün sorunu çözülmemiş. Nasıl çözüyor? Bir dürteklemekle. Bir süt, halk süt işi icat etti. Mahmud 1500 çiftçi kurtuldu. Evet. Efendim işte marul fidesi dağıttı, domates fidesi dağıttı, Sarıcakaya Mialgazi Gazi kendine geldi. Başkan Kurt Yılmaz Büyükerşen büyüklüğünü bir kere daha gösterdi dedi. Bu kendine gelme neyi sağladı? Yahu dediler ki 17 yıldır biz bunlara oy veriyoruz bir faydalarını görmedik. Ama demek ki büyük şehir iyi organize olursa bizim işimize yarayacak dediler. Ve tıkır tıkır hem oylarını verdiler hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik politikalarına farklı bir noktadan bakmaya başladılar. Peki bu hocanın bu söylemini duyunca İzmir ne yaptı? O da tarımla ilgili bir şeyler söylemek zorunda kaldı. Aydın Manisa, Muğla hepsi. İstanbul. İstanbul. Sütü işte işte Yılmaz Büyük Erşen'in büyüklüğünü bir kere daha gör. Yani o hani popülizmle efendim klasik alver delege politikasıyla uğraşmadan Türkiye'ye kardeşim kırsal kalkınma böyle yapılır dedi. Dikkati çekti. Son olarak Eskişehirlilere seslenen Başkan Kurt, herkese eşit, adaletli ve hakkaniyetli hizmet üreteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın, hizmet sırasında partizanlık olmaz dedi. Ben Eskişehirli hemşerilerime şunu söylemek isterim. Bir uzun maraton gibi seçim kampanyasını sona erdirdik ve sonuçta seçimlerde bir başarı elde ettik bu başarıda payı olan bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eskişehir halkına eşit, adaletli ve hakkaniyetli hizmet üreteceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hizmet sırasında particilik olmaz, partizanlık olmaz. Bunu asla kabul etmiyorum.